Evet, kısa bir ara yaptık, hemen sonrasında günlük yayını tüm heyecanıyla devam ediyor. Gündem konularını konuşmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Şimdi stüdyomuzda çok önemli bir ismi ağırlıyoruz şu dakikada. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Aca stüdyomuzda. Sayın Aca, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi son günlerde özellikle sistemli bir şekilde sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir baskı var. Daha doğrusu bir saldırı var. Bu konuyu konuşacağız ki gazeteci Barış Terkoğlu da bu konuyla ilgili canlı yayında, bir televizyon kanalında canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir siber muhafızını yapan bir kadro olduğundan bahsediyor. Şimdi bu konuyu biraz masaya yatıracağız ki Mehmet Bey, bakalım bu konuyla ilgili bize hangi açıklamalarda bulunacak? Ne diyorsunuz efendim? Barış Terkoğlu'nun bu açıklaması sizce ne anlam ifade ediyor efendim? Yani niçin bir ülkenin İçişleri Bakanı'na bu kadar saldırı gerçekleşir? Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen ulusal kanal izleyicilerini saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii demin sizin de anonsu geçerken söylemiş olduğunuz siber muhafız ordusu, bu söylemleri biz geçen akşam Halk TV'de dinlerken şok olduk. Ben de bir yayıncıyım özellikle. Bu bizim bildiğimiz devletin yönetiminde bu kadrolar olur. Bugüne kadar da böyle bir şey ne duyduk ne gördük. Dolayısıyla bu tür iddiaları ortaya atan arkadaşlara şunu sormak lazım. Elinizde bilgi, belge ne varsa kamuoyuyla paylaşın. Sadece söylemek için söylemeyin bu işleri. Orada çeşitli isimler telaffuz edildi. İşte belki konuşacağız bunları. Gazetemiz konuşuldu. Dolayısıyla bunu ne fikren, nasıl bir iddiayı gündeme getirmek için söylemiş, o açıkçası biz de anlamış değiliz. Yayıncı olarak da anlamış değiliz. Ben anlamadım şahsen. Bir yılların tecrübesi olarak siz anlamışsanız siz söyleyin. Evet. Şimdi hayır, yani şunu çok merak ediyorum. Yani neden İçişleri Bakanı ile bu kadar uğraşılır ya da sizinle niye bu kadar uğraşılır, onu da anlamış değilim. Yani milli ve yerli bu anlamda yani İçişleri Bakanı'nın haberini yaptınız diye ya da bu konuyla ilgili işte köşe yazılarınızda anlattınız diye mi acaba bu tepki var? Yani bu kadar millilik hassasiyeti gösterdiğiniz için mi? Tabii. Yani, şimdi şöyle Sayın Aksar. Samimi haber olarak çalışma arkadaşlarımıza defaatle söylüyorum. Biz bölücüler hariç her görüşe açığız. Ama bir kere bizim bir tek çizgimiz, kırmızı çizgimiz milli ve yerli. Bu çizgiyi korumakla mükellefiz biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Dolayısıyla biz güvenlik güçlerinin Türkiye'yi dört koldan sarmış terörü, YPG'si, PKK'sı, FETÖ'sü her taraftan saldırı altında bir ülke ve bunu başarıyla püskürten bir güvenlik gücümüz var. Şimdi bunu biz, ben hayatım boyunca İçişleri Bakanı görmüş birisi değilim. Yani İçişleri Bakanı'yla bir yakınım da yok. Hı hı. Ama İçişleri Bakanı'na bizim hassasiyetimiz şuradan geliyor. Her vatandaşımızın da hassasiyeti olması gerektiği nokta şudur. Güvenlik güçleriyle biz görüşüyoruz. Haber kaynaklarımız var. Terörle mücadele noktasında gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek emniyet teşkilatımız şunu söylüyorlar. Biz tarihten bu yana bu kadar önümüzü açan, bu kadar terörle mücadelede suç örgütlerine yönelik operasyonlarda destek sağlayan, envanter veren bir İçişleri Bakanı'yla bugüne kadar daha çalışmadık. Evet. Bunu içeriden aldığımız kaynaklarımız söylüyor. Bunu emniyet müdürleri söylüyor, bunu generaller söylüyor, bunu valiler söylüyor. Şimdi düşünün ki siz bir ülkede yaşıyorsunuz ve terörün tehdidi altındasınız. Bir İçişleri Bakanı, bu Süleyman Bey olmayabilir, başka birisi de olabilir. Bir İçişleri Bakanı terörü bitirmek için canını dişine takmış. Siyasi irade olarak güvenlik güçlerimiz her türlü desteği veriyor. Dolayısıyla biz İçişleri Bakanı için özel bir haber de yapmış değiliz. Bütün rutin kanalların yapmış olduğu, rutin gazetelerin yapmış olduğu haberlerin aynısını biz vermişiz. Dolayısıyla bizim de böyle milli, yerli bir İçişleri Bakanı'nın arkasında durmak da bizim en asli vazifemiz diye düşünüyorum. Sadece Süleyman Soylu
ismiyle değil, başka bu modda bir bakanımız olursa ona da yaparız aynıca. Evet. Yani milli ve yerli düşündüğümüz için. Yani burada için. Vatanın, milletin, tabii ki devletin yanında durma meselesi aslında. Elbette. Asıl mesele. Yani bundan o zaman, yani Barış Terkoğlu o zaman bundan rahatsız olmuş. Elbette yani. Ki. Yani bu Soylu adına da olabilir, bu sizin adınıza da olabilir, başka bir kimse adına da olabilir. Demek o zaman burada tamamıyla dert bu. Yani anladığımız amaç bu. Şimdi arkadaşlarımız bir video hazırladılar. O videoyu bir izleyelim isterim. Yani sanırım Barış Terkoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması var. Bir taraftan da o söylemleri, o iddiaları var daha doğrusu. Birazdan vereceğiz. Şimdi genel olarak o zaman baktığımızda bu açıklamayla ilgili yani niçin sadece Soylu? Bir de böyle bir soru var yani. Neden sadece Soylu? Şimdi baktığınızda bu durumu nasıl yorumlarsınız? Şimdi ülke çok derin bir çizgiden geçiyor. Her taraftan saldırı altındasınız. Ve cephenizi savunmak zorundasınız. Dolayısıyla bu cepheyi de Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde İçişleri Bakanı yürüttüğü için belirli kesimlerin ister istemez hedefi oluyor İçişleri Bakanı. Dolayısıyla ama bu kadar ağır, bu kadar iftiraya yönelik, bu kadar insafsızca saldırı da makul ve doğru değil. Elbette ki bakanlar eleştirilebilir, yanlışları konuşulabilir. Ama iftira atmamak kaydıyla, organize bir saldırı yapmamak kaydıyla. Şimdi burada biz görüyoruz, biz de yayıncıyız. Ben görüyorum, ben bunu söylüyorum. İçişleri Bakanı'na karşı sistematik bir saldırı var. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ben de yayıncıyım. Niye? Dert ne? Ne yapmış yani bu İçişleri Bakanı? Ülkeye ne zarar vermiş? İşte anlattık demin. Silahlı kuvvetlerin içerisindeki generallerimizi anlatıyor. Evet. Emniyet müdürlerimizi anlatıyor. Valilerimizi anlatıyor. Afet bölgesine gece atlıyor, çizmelerini yiyor, afet bölgesine iniyor. AFAD müdürlerimiz anlatıyor. Dert ne? Dolayısıyla liderlerin her zaman bir saldırı altında olduğu söylenir ya. Hı hı. Bu Süleyman soruyla da bir kez daha tescillenmiş oldu bizim ülkemizde. O zaman Sayın Soylu'ya bu kadar eğer saldırı varsa, bu kadar sosyal medya üzerinden olsun, yine televizyon yayınları ki az önce Barış Terkoğlu'nun açıklamasına da baktığımızda böyle bir tablo var. O zaman Sayın Soylu bu görevde istenilmiyor. Yani bir an önce, çünkü bu birilerini rahatsız ediyor anladığımız kadarıyla. Çok net bir şekilde. Kesinlikle. Darbeden sonra, darbe girişiminden sonra hemen birinci yılın akabinden itibaren saldırı altında. Hı hı. Görüyoruz. Yayıncı olmamız hasebiyle biz takip ediyoruz, görüyoruz. Yani buradaki zaten ana hedef o. Bir an önce Soylu giderse, çünkü Soylu şu an Cumhurbaşkanı'nın yanında en dik duran İçişleri Bakanı. Evet. En dik duran bakan. Yani diğer bakanlar da mutlaka duruyordur ayrı ama bu kadar kendini hedefe eden bir bakan da biz görmedik. Yayıncıyız. Siz görmüşseniz söyleyin. Dolayısıyla hedef olacaktır. Muhalefetin hedefi nedir? Hatta ve hatta partinin iç çekişmelerinden kaynaklanan bir takım kendi partilerin hedefinde olabilir. Bunlar var yani. Oluyor. Dolayısıyla adam da bunu yaşıyor yani. Allah yardımcısı olsun. Valla bu kadar baskı, bu kadar iftira, bu kadar uğraşmak zor yani. Peki iddia için ne diyorsunuz? Şey diyor ki siber muhafızları var diyor mesela Sayın Soylu'nun. Yani siber muhafızları demin söyledim ya, siber muhafızları İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Siz de biliyorsunuz ki Emniyet Genel Müdürlüğü bir siber dairesi var. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir siber dairesi var. Bir de bakanlıkla alakası olmayan Milli İstihbarat'ın bir siber dairesi var. Bunun haricinde başka bir siber dairesi olması mümkün mü? Alım yapılmış. Okuyoruz, biz de takip ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine Süleyman Soylu benim görüşüme göre kendine bir birim kurmamış ki oraya eleman almış. Türkiye Cumhuriyeti'ni yarın gittikten sonra o insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet edecek insanlardır. Kendi özel bir siber ordusu, ben ilk defa Barış Terkoğlu gündeme getirdiği zaman ben bunu duydum. Böyle bir şey ne kendisinin kanallarından, çünkü kendisinin kanallarına ben sürekli irtibat halindeyim, görüşüyorum, ne de başka bir yerden ne duydukları gördük. Ha ama şu var. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın bir seven kitlesi var. Bir seven kitlesi var ve sevdikleri içinde örgütlenmiş bir kitle var. İşte bunu istifa şeyinde de gördük. Partililer var, AK Partililer var.
Buna eğer siber ordu diyorlarsa ona da diyecek bir yani şey bundan yok. Da rahatsız oluyorlarsa yani, olsunlar. Evet, yapacak yani. Bir şey yok yani. Şimdi adamın yani. Aleyhine... Şimdi biri sizi çok seviyorsa yani... Ya sevme kardeşim bu adamı diyemezsiniz. Diyemezsiniz yani şimdi... Hele bu bir İçişleri Bakanıysa. Tabii yani niye adam siber ordusunu ne yapacak? Zaten emniyet emrinde. Zaten jandarma emrinde. Yani kendine özel bir siber ordu kurup da ne yapacak? Dolayısıyla böyle saçma sapan söylemlerle ülkenin gündemini meşgul edip... çok fazla da insanları zan altında bırakmamak lazım. Evet. Şimdi Barış Terkoğlu'nun açıklamaları hazırmış. Yönetmen arkadaşım uyardı. Eğer hazırsa arkadaşlar bir izleyelim bakalım ne diyor Barış Terkoğlu Sayın Soylu ile ilgili. Yine sizin haber sitenizle ilgili. Bir bakalım sonrasında devam edelim. Nedir bu yöntemler? İçişleri Bakanı'nın şahsına savunan, şahsı için çalışan, şahsının hesaplaşmalarını güden ve devletin imkanlarını da bu iş için kullanan, tıpkı biraz önce anlattığım Emre Olur mevzuundaki gibi, sosyal medyada isimler var. Biz bunları görüyoruz. Bunları çok anlamlandıramıyorduk. Ama bir süre sonra fotoğraf netleşmeye başladı. Murat Bakan'ın, bu arada şunu da hakkını verelim, ismi şey olmadı, Tolga Şardan, gazeteci arkadaşımız, bu konular üzerine yazdı. Murat Bakan onun yazılarından da oluşmuş olanı belli ki kendisinin de bu konuya dair özgün bilgileri var. Bunlarla birleştirerek bir soru önergesine dönüştürdü. Ne diyor soru önergesinde? Bugün bir milletvekili daha Murat Bakan'ın dışında aynı konuyu benzer şekilde ele almış. Ne diyor soru önergesinde? Şunu söylüyor Emin. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'na 500'e yakın, tam rakamı da vereyim galiba 496 yanlış olmasın özür dilerim. Yani 500'e yakın siber bilişim uzmanı alınıyor. Bunlar aslında şey değiller, hani polis değiller. Ve taşeron olarak çalışıyorlar. Daha sonra 2017 ya da 2018 KHK'sında bunlar kadroya geçiriliyorlar. Kadroya geçirilirken bir sistem var kadroya geçirmesi de bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon sırasında yine... Ne oluyor? Süte su karışıyor. Ve buradaki isimlerin yanına Murat Bakan'ın iddiasına göre İçişleri Bakanlığı ile akrabalık ilişkileri olanlar dahil onun için çalışacak bazı isimler karıştırılarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevini yapanları hiç söylemiyoruz. Zaten onlarla bir görevini yapan polisler, görevini yapan jandarmalar bizim bugünkü konumuz değil. O bünyenin içerisinde sadece İçişleri Bakanlığı yönelik özel savunmasını, özel politikalarını İçişleri Bakanlığı imkanlarıyla yapacak ekipler oluşturuluyor. İşte bu. Evet, izledik görüntüyü. Değerli izleyenler, beraber izledik görüntüyü. Şimdi o zaman ben şu soruyu sormak istiyorum Sayın Aca size. Efendim siz Sayın Soylu'nun siber muhafızlarından biri misiniz? Sormak isterim efendim. Yani buna gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Biz yayıncıyız. Dolayısıyla her kanal... Yani doğruları gibi, anlatıyorsak yani eğer gerçekleri bizim, ortaya koyuyorsak... Elbette ya bu bizim ki, suçumuz mu diyorsunuz? Yani, şimdi, yani yayıncılığın suçu mu diyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi yayıncılık, siz yılların tecrübesisiniz Sayın Aksar'ı biliyorsunuz. Bir mücadele veriliyorsa bir ülkede ve bu mücadelede başarı sağlanıyorsa... Başarıyı da ödüllendirmek bizim gibi yayıncı kuruluşların, sizin gibi gazetecilerin kamuoyuna deklare etme görevidir. Biz de bunu yaptık. Evet. Kaldı ki bizler rahatsız oluyor bu durumda. Rahatsız oluyor. Çok siber net bir şekilde yani. Siber ordusu olarak bizi bu şekilde lanse ediyorlarsa da, kusura bakma ediyorlarsa da etsin artık, yapacak bir şey yok. Biz yayıncılık yapıyoruz. Yayıncılığı siber ordusuna çevirip de bu şekilde insanlara tutup karalama kampanyasıyla insanlara pazarlamak. Yani bu doğru bir şey değil. Şimdi yani. Barış Terkoğlu bu açıklamaları yapıyor ama bir de CHP tarafına bir bakmak lazım. Yani fonlanan gazetecilerden tutun da efendim söyleyeyim yayın kuruluşlarından tutun da bir de bunları da konuşmak lazım. Yani eğer böyle bir iddiada bulunuyorsa işte Soylu'nun siber muhafızları var. Bu anlamda işte bunlar sosyal medyada ciddi çalışıyorlar vesaire diyorsa bir de CHP kanadından
Özellikle ki açıklama da yapıldı. Yer yer açıklamaları da izliyoruz, bakıyoruz. YouTuber'lardan tutun da sosyal medya fenomenlerine kadar tabii. Bunların nasıl fonlandıkları. İşte en son İsmail Küçükkaya mevzusu. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Yani kaç milyon lira euro aldı, dolar aldı falan evet. Konuşuluyor. Evet. Şimdi bunları da o zaman Barış Terkoğlu eğer Soylu ile ilgili bu iddiayı ortaya atıyorsa bunları da bence konuşmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İşte siz ne düşünüyorsunuz? Madalyon o tarafı onların işine gelmiyor. Bu tarafı onların işine geliyor. Yani o taraf zaten bizim diyor. Tamam da şimdi siyaset yaparken de, yayıncılık yaparken de, gazetecilik yaparken de ahlaklı yapmak lazım. Evet. Vicdanlı yapmak lazım. Hı hı. Elbette ki insanların görüşleri vardır. Gönlünde yatan partiler vardır. Bu doğaldır. Herkesin o ayrı vardır. Konu canım. Herkesin. Şimdi ben samimi haber olarak söylüyorum. Görüşüm. İşte arşivim ortada. Hı hı. Beni CHP'li milletvekilleri arıyor. CHP'nin genel başkan yardımcıları arıyor. Diyor ki ya tebrik ediyoruz. Çizginiz çok böyle objektif, güzel, iyi partililer arıyor. MHP'liler arıyor, AK Partiler arıyor. Yani biz herkes objektif bir şekilde siyasetin ahlakı neyi gerektiriyorsa yayıncılığın ahlakı da onu gerektiriyor, onu yapıyoruz. Dolayısıyla şimdi İçişleri Bakanı'na özel yaptığımız bir şey de yok. Serkan Bey, Ulusal Kanal ne yapmışsa biz de aynısını yapmışız. Efendim söyleyeyim, CNN Türk ne yapmışsa biz de aynısını yapmışız. Bunu getirip bir yere bağlamanın, insanların zihnini bulandırıp aa öyle mi dedirtmenin anlamı yok. Böyle bir yayıncılık da olmaz zaten. Dolayısıyla bu kadar ben tecrübeli biliyordum ama bu kadar amatörce konuşan Barış Terkoğlu'nu da yadırgadığımı buradan söylemek istiyorum. Evet. Şimdi biraz da haber sitenizi konuşalım. Samimi Haber neler yapıyor? Hangi minvalde çalışıyor, kaç kişiyle çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Biraz internet gazeteciliğini konuşalım. Evet. Biliyorsunuz son dönemde yayıncılıkla biraz evrildi. Evet. Efendim söyleyeyim işte dijital medya daha da baskın olmaya başladı. Yer yer yine bunu görüyoruz. Kendimiz de yer yer bu yayınlara iştirak ediyoruz. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Samimihaber.com bu anlamda neler yapar? Hangi çalışmaları biz biliyoruz ama bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Bu anlamda da biraz konuşalım isteriz. Şimdi Serkan Bey, Samimi Haber'i yaklaşık 5 aydır biz kurduk. 5 ay içerisinde çalışma ekibimizi oluşturduk. Deneyimli gazeteci arkadaşlarımızla. Ülkenin her yerine hemen hemen gittik. Evet. Her yerinde de temsilciliklerimiz var. Hı hı. Buradaki bizim temel amacımız objektif haber merkezini Samimi Haber olarak doğru, güzel ve adaletli, vicdanlı bir şekilde götürmek. Dolayısıyla tarafsız bir yayın ilkesi koyduk. Ben çalışma arkadaşlarımla toplantı yaparken diyorum ki arkadaşlar, tarafsız olacağız. Bir tek tarafımızın olacağı yer vatanımız ve milletimizdir. Bölücülüğe kapalıyız. Bölücülere kapalıyız. Onun haricinde her platformda olduğu gibi her siyasi görüşte bizde görüşünü belli etsin. Sakın kesmeyin, yer verin ama iftira niteliği taşıyan yerlere asla müsaade etmeyin. Dolayısıyla böyle bir oluşum yaptık genç arkadaşlarımızdan. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Yayıncılığı ne olduğunu anlamaya çalıştıktan sonra çok iyi noktalara getirdik 5 ay süre içerisinde. YouTube kanalımızı da kurarak. Dolayısıyla Samimi Haber ismi gibi samimi bir şekilde basın sektöründe yoluna devam edecektir, ülkesine hizmet edecektir. Evet, bir taraftan da haber sitenize siz Samimi Haber'i anlatırken ben de bir sitenize şöyle bir göz atmak istedim. Gerçekten güncel anlık haber sitesi, bu anlamda güzel de işler yapıyorsunuz gibi görünüyor. Ben tebrik ediyorum bir kez daha şahsınızı. Çok Mehmet Bey. Teşekkür son olarak ederim. Artık yavaş yavaş size ayrılan bölümün sonuna geleceğiz. Son olarak ne anlatmak istersiniz izleyicilerimize? Hem bu az önce konuştuğumuz konuyla ilgili hem de aynı zamanda yine bu anlamda yayın ekibinizle alakalı ne anlatmak istersiniz? Efendim seçimler geliyor. Yaklaştıkça da bir sürü tevzilatlar mutlaka olacaktır. Siz de yayıncı olmanız hasebiyle biliyorsunuzdur. İzleyicilerimizden ricamız objektif olayları değerlendirmeleridir. Her söylenene inanmamalarıdır. Çünkü kamuoyunda algı diye bir şey söz konusudur. Algı çok kötü bir olaydır. Her algıya kapılmamaları toplumumuzun daha itidalli,
daha böyle objektif olaylara yaklaşmasıdır toplumumuzdan bizim ricamız. Yayıncılık noktasında ise biz bütün basın kuruluşlarıyla, işte sizlerle, diğer kuruluşlarla el ele verip biz sizden ne alabiliriz? Siz bize ne verebilirsiniz? El ele verip ülkemize birlikte hizmet edelim. Bizim gayemiz o. Ben iş adamıyım. Benim gelirim, geçimim Samimi Haber'e bağlı değil. Değil. Ben Samimi Haber'e ülkeye hizmet olsun diye kurdum. Benim ihale firmam yok. İhale alayım. Siyasi bir amacım yok. Milletvekili olayım, belediye başkanı olayım. Bunun için kurayım burayı. Buraya ben büyük paralar da harcadım. Sırf ülkeye hizmet olsun diye. Dolayısıyla da ülkemize de hizmet edeceğiz. Objektif yayıncılık noktasında iyi de gidiyoruz. Genç arkadaşlarımız var, pırıl pırıl bu işleri götürüyoruz. İnşallah televizyonlaşma yolunda da hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bunu da el birliğiyle yapacağız. Sizlere de desteğiyle. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Acay'la hem gündemi konuştuk hem de gazeteci Barış Terkoğlu'nun iddialarını konuştuk sayın seyirciler. Genel olarak baktığınızda Sayın Mehmet Aca bu iki gündemi de bizlerle paylaşmış oldu. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler.